sorum olacak. Buyurun. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra Avrupa Ligi'nde varız demiştiniz. Nasıl? Avrupa Ligi'nde. Evet. Avrupa Ligi'nde Avrupa Konferans Ligi'nde mücadelemize devam ettik. Evet. Oradan da elendi takımımız. Doğru. Aslında geçen yıl gelen coşkulu bir şampiyonluğun ardından sırasıyla bütün turnuvalara veda eden, ligde 6. sırada olan, birincinin 19 puan arkasında olan bir takım haline geldi Trabzonspor. Bundan sonra nasıl bir çözüm üreteceksiniz? Planlarınız nedir? Çünkü transfer, ara transfer dönemi de uzatıldı. Neler yapmayı planlıyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Öncelikle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 müsabaka oynadık resmi olarak. 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldık. Aslında birbirine çok yakın dengede gittik. Ama uluslararası seviyede devamlı maç oynamak önemli bir deneyim kazandırır. Bu iki maç çok kırılma, şanssızlıklarla olduğu, bazen becerinin de içinden kaçtığı bir durum var aslında. Bir sonraki sene benzer şeyler yaşadığını görürüz. Liverpool'da olduğu gibi, Ajax'da olduğu, Milan'da olduğu gibi, bizden önceki Beşiktaş'ta veya Başakşehir'de olduğu gibi. Yine bir hatırlatma yapayım. Transfer çözüm değil, bir organizasyon çözümdür, takım organizasyonu çözümdür. 27 aydır burada olduğumuz süreçte 28. aya gidiyoruz. 3 kupa almıştır bu takım. İnişleri çıkışları olacaktır. Kupa hedefi önünde duruyordur. Şu an itibaren Türkiye Kupası hedefinin duruyordur. Bugünden itibaren zaten yaptığımız önümüzdeki senenin organizasyonunun planlamasının bir tarafından da çalışmasını yapıyoruz. İyi akşamlar.